hem tarihimizin hem de Fenerbahçe tarihinin en önemli günlerini anlatan, en önemli zaferini anlatan filme geldik Galatasaray'a. Biz de çok heyecanlıyız. Bütün detaylarıyla özel oyuncuların önderliğinde izlemek için heyecanlıyız. Oyuncular ne zaman? Ya dediğim gibi çok başkanım, özel oyuncular var. Başkanım siz de alsak. Çok özel oyuncular var. Bazıları da arkadaşlarımız. Onlar olduğu için de tabii ayrı bir heyecanlıyız. Bütün detayları izlemek için sabırsızlanıyoruz. En yakınsı diye. Ya tabii konuşmalar oldu. Zaten Kubilay ile sürekli konuşuyoruz. Necit abimiz de görüyoruz her zaman maçlarda. Biz de onlara destek vermek için hem de kulübümüz hem de ülkemizin en önemli tarihi olaylarından birine şahitlik etmek için geldik. Rifat. Sağ ol oğlum. Futboldan sonra belki hani oyuncu arkadaşların da var. Böyle yok, bir geçiş düşünür müsün? Zor. Biz sahada yapalım işimizi. O zaman? Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz biz. Sahada elimizden geleni yapacağız. Peki. Ben hayırlı olsun diyorum. Tabii bugünkü bu galaya ben de davetliyim. Geldim. Heyecanla bekliyorum. Filmi de çok merak ediyorum. Heyecanla da bekliyorum. Seyretmek için, görmek için. İnşallah güzel bir film olduğunu düşünüyorum. İnşallah bakalım, sürprizi biz de bekliyoruz. Sayın Başkan, şimdi... Neden çekilmesin? Zaten belgeselimiz bizim göreve geldiğimiz günden beri her gün çıtanın, her yıl çıtanın nerelerde olduğunun hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla yine bu belgeseli hep yaptık. Olimpiyatın da altını geldikten sonra herhalde hiçbir ülkeye nasip olmayan Avrupa şampiyonluğu, Milletler Ligi şampiyonluğu, olimpiyatlara namalüp gitmek ve olimpiyatlarda da gitmekten daha önemlisi madalya sahibi olmak, kürsüde yer almak. Tabii ki çekilir diye düşünüyorum. Bir çıkar değil mi? Kesinlikle. Zaman... Ben oynamam. Ben sahada da oynamadığıma göre oynamayacağıma göre ben de sizin gibi merakla bekler ve seyrederim. Var mı söyle? Vallahi ben heyecanla bekledim bu filmi. İnşallah bir saat sonra seyretmeye başlayacağız. Fenerbahçe'nin kuruluşu, ülkemizin içinde bulunduğu o günün şartları, zor şartlar, Çanakkale Savaşları, arkadan Kurtuluş Savaşı, o dönemde Fenerbahçe'nin cami olarak ve futbolcular olarak askere alınmaları nedeniyle savaşa katıldılar. Anadolu'ya silah kaçırdılar ve ondan sonra da Harrington Kupası'nı kazanarak ülkemize sevinç kattılar. Lozan anlaşmaları ve müzakereleri sırasında da bu galibiyet bizim oradaki heyetimize büyük moral oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan geçen zamanda bu film zannediyorum o dönemi temsil ediyor. Seyretmediğim için tam kesin bir şey diyemiyorum. Ama edindiğim bilgiler söylediğim şekilde. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar olan serüvenimiz herhalde hem Türk futbolu hem Fenerbahçe'nin bütün branşlarda, sadece futbolda değil, bütün branşlardaki başarıları ve o günü o başarıyı yaşayan sporcuları ve o filmde yer alırdı. Vallahi şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ipi göğüsleyecek inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Gurur verici. Burada olmak da gurur verici. Böyle bir filmin yapılmış olması da gurur verici. Hep beraber keyifle izleyeceğiz inşallah. Tipiniz var. Onu sonra konuşalım. Bu gece Fenerbahçe gecesi. Almak istiyorsunuz ama yayın haklarını. İnşallah. Peki işaret ettiğim isimsiniz. Onu da sonra Ali Bey gerekeni söyledi divanda. Şimdi bu gece bu film için buradayız. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi kolay gelsin beyler.